Başka gerçek var mı? Türkiye'de Başbakanlığının Bilal Erdoğan'ına ait olduğu, daha doğrusu yönetimde olduğu Türkiye'de arazi tahsisi yapıldığı yönünde iddialar ortaya. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle diyeyim, Allah'a çok şükür biz 2004 Mart'ta geldik ve inşallah Allah'ın izniyle 2014 Mart'ında Allah nasip ederse ayrılacağız. Ve 10 yıl içerisinde yani başımı yastığa koyduğumda herkese hesap vereceğimi, Allah'a da ve herkese de hesap vereceğimi bütün ufalı hemşerilerim bilir. Ama tabii ki sevmeyen, hele özellikle bu son zamanlarda ve gerçekten artık bariz bir şekilde görülüyor. Bu haberler sadece ve sadece esasında Ahmet Fakir Baba'yı da değil. Sayın Başbakan'ı, özellikle Başbakan'ı bu vakıf üzerinden giderek tamamen yıpratma amaçlı olduğunu yani yürekten inanıyorum. Çünkü bu kadar basit, bu kadar vicdansızca, hiç yasal bir şey olmayan, hiç araştırılmadan gazeteler böyle manşet atıyorsa, yani hakikaten Allah bu başbakanımıza yardım etsin. Yani yapmış olduğumuz arkadaşlar bakarsanız, bakın 5393 sayılı belediye kanunun 15. maddesini uygulamışız. Ve bu madde belediye meclisine yetki vermiş. Bu yetkiyle biz 10 yıl içerisinde sadece TÜRGEV'e mi vermişiz? Bakın açıklıyorum. Yani bu zamana kadar yani diğerleri niye sorulmadı? TÜRGEV soruldu. Sayın Başbakan'ı TÜRGEV üzerinden vurmak bu kadar kolay mı? Yani ben kimsenin bekçiliğini yapmıyorum ama gerçekten zulüm olduğu zaman, haksızlık olduğu zaman vatandaş olarak sadece başkan olarak değil, bir AK Partili olarak da değil. Vatandaş olarak hepimiz mazlumun yanında olmamız lazım. Bakın biz 2004'ten beri kimlere vermişiz? Sema Basın Yayın Eğitim Derneği'ne 4000 metrekare. Bildiğiniz gibi bu cemaate ait olan bir dernektir. Bakın biz Türkiye Eğitim Gönüllüleri Derneği'ne vermişiz arkadaşlar. 7600 metrekare. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Derneği'ne. Oradan geçiyoruz TÜRGEV'e. 791.000 metre. Ha niye? Biz sadece şehri fiziksel anlamda geliştirmeyi düşünmedik. Sosyal anlamda da bu şehrin gelişmesi lazım. Yani bu dikkat ederseniz cemaate de vermişiz. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na da vermişiz. TÜRGEV'e de vermişiz. Başkalarına nasıl vermişiz? Yine vermişiz. Türkiye Eğitim ve Kültür Derneği'ne vermişiz. Şanlıurfa Bahar Kültür ve Eğitim Derneği'ne vermişiz. Eyüpiye Fakir Öğrenciler Derneği'ne. Ya niye? Burada bu iş sadece devletle olmaz. Sivil toplum örgütlerinin, vakıfların da alıp bu ülkeye hizmet etmesi lazım. Yani eğer bir vakıf alıyor, hizmet ediyorsa bu suç mudur yani? Şu anda bu kardeşimiz de Şanlıurfa vakfındadır, üyedir. Yani üye olmuşsam bu üyelik benim aybım mıdır? Yoksa Urfa'ya bir hizmet etme aşkından mı doğmaktadır? Onun için lütfen başlıklar kullanılırken hakkaniyetten ayrılmamak lazım. Yasal olmayan bir şey varsa eyvallah. Ama madde söylüyorum size. Maddeler belli. Sadece TÜRGEV'e vermemişiz. Bakın Türkiye Eğitim ve Kültür Derneği, Şanlıurfa Bahar Kültür ve Eğitim Derneği, SEMA Basın Yayın Eğitim Derneği, Eyüpiye Fakir Öğrenciler Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Derneği, TYV'ye verilmişiz 2007 yılında. 2006 ve şu anda Allah razı olsun öğrenci yetiştiriyorlar. Yani şimdi zaten öğrenci özellikle kız öğrenci Urfa'ya geldiği zaman Urfalı olarak o kız öğrencilerin ne kadar zorluk çektiğini hepimiz biliyoruz. Yani bir belediye başkanının görevi sadece kaldırım, yol, çukur yapmak mıdır? Yani bu tip hizmetlere yardımcı olmak değil midir yani? Ve kaldı ki samimi olarak söylüyorum, verirken de benim yani TÜRGEV'in kimlerden kurulu olduğunu da ama iyi bir dernek olduğunu, iyi bir vakıf olduğunu biliyorum. Yani biz göreve geldiğimizden beri arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Biz şehircilik yaparken de iş adamlarının da önünü açtık. Özel sektörün de önünü açtık. Hilton Oteli'ne de biz yer verdik. Bedava yer verdik. Bakın o yasayı size söylüyorum. Bakın
Hilton Oteli'ne 5084 sayılı yatırımın teşvik kanunu kapsamında 8600 metrekare yer tahsisi yapmışız. Tapu vermiyoruz. Yer tahsisi yapıyoruz. Yasa buna müsaade ediyor. Peki size soruyorum. Hilton Oteli'nin olması değil mi? Yani belediyenin burayı tahsis etmesi Urfa halkının yararına mı olmuştur? Zararına mı olmuştur? Bu vakıflara yer vermemiz Urfa gençliğinin zararına mı olmuştur? Yararına mı olmuştur? Yani yasal işler yapıyorsanız ve insanlar alıyor bunu insan için, Allah rızası için kullanıyorsa ve bunu kalkıp da bir başbakanı, bu başbakan hepimizin başbakanı, seversiniz sevmezsiniz ama bunun adına vurmaya kalkıyorsanız abi burada haksızlık var. Burada zulüm var. Burada yanlışlık var. Bu bizi rahatsız ediyor. Yani burada kanunsuz bir şey mi yapmışız? Bakın oradaki bu iddiayı atan arkadaşı sizler de biliyorsunuz. Bütün Urfa da biliyor, ben de biliyorum. Niye böyle konuştuğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun için pek muhatap olmak istemiyorum ve öyle girmek istemiyorum. Dergah Vakfı'nın efendim 20 dönümünü değiştirmişiz. Ya zaten vakfın kendi malı bu yani. Kendi mülkü. Ben şahsın arasını mı değiştirmişim? Eğer gerçekten komisyon bunu kabul etmişse, oradan meclise gelmişse, ya demokrasi demiyor muyuz biz arkadaşlar? Yani diyor ki efendim çoğu karşı çıkmasına rağmen, çoğu karşı çıkan bir kararda meclis nasıl bunun olur kararını verebilir? Değil mi? Size soruyorum. Burası Muz Cumhuriyeti mi ya? Burası ciddi bir şehir. Onun için burada amaç sadece ve sadece o arkadaşın, hiç muhatap bile olmadım arkadaşın. Yani esas amaç birileri Sayın Başbakanımızı, ya beni dedi Sayın Başbakanımızı Türkiye'den vurmaya kalkıyor. Ama yani şimdi biz herkese vermişiz efendim vakıf amaçlı hizmetleri Türkiye'ye vermediğimiz zaman haksızlık olmaz mı? Böyle bir haksızlığı başkan kabul eder mi? Etmez. Yani inanıyorsunuz, inandığınız şeyleri yapıyorsunuz. Bugün de aynı şekilde inanıyorum. Bugün olsa aynı şeyi yaparım. Biz iş adamlarının, sivil toplum örgütlerinin, vakıfların, efendim yatırımcıların hep yanındayız. Hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Yani isimlerini saydım burada. Bakın, Türgem, Tegem, Eyübiye Fakir Öğrenciler, Sema Basın. Bakın dikkat ederseniz bütün gruplardan var. Türkiye Eğitim Gönüllüler Vakfı'na da vermişiz ve çok güzel hizmetler yapıyor. Ben kendilerini tutuyorum. Sema Vakfı'na da vermişiz. Yani bir taraflı bir şey yapmamışız ki. Ha bunu Türkiye üzerinden, ya bu böyle vurulmaz insanlar arkadaşlar. Böyle vurulmaz. Bu Türkiye artık uyandı. Öyle rahat bir Türkiye. Öyle kalkacaksın, başlık atacaksın. Ne o Fakir Baba? Efendim peşkeş çekmiş. Oradan birisi diyor ki, ya Fakir Baba'nın efendim mutlaka şeylerinde başbakan kapatmıştır. Ya Allah'a çok şükür. Biz 10 yıldan beri hep şunu söyledim. Bu haberi veren arkadaşla da söyledim. Eğer sende bir yürek varsa bak savcılık orada duruyor. Git Fakir Baba'nın eğer bir yanlışı varsa bak savcılığa git. Savcılık gerekli soruşturmaları yapsın. Öyle konuşarak, böyle basit yalanlarla, iftiralarla, onu bunu karalamalarla, yani eğer yasayı uygulamayacaksak, vakıfların yapılması hata, günahsa, yasaya uygun değilse o zaman kapatın vakıfları ya. Bu direkt olarak AK Parti'ye çamur atma ve AK Parti de değil direkt olarak Sayın Başbakan'ı Türkiye üzerinden vurmaktır. Bunu bütün halkın da görmesini istiyorum. Yani çünkü çok masumane, çok samimi bir şekilde biz böyle bakın gösteriyorum size vereceğim. Bu kadar şey vermişiz ya. Yani bu TÜRGEV'e vermemiz yasa dışıdır da diğerlerine verirken niye basın yoktu? Niye o gazeteler yoktu? Soruyorum size. Peki başkan bununla ilgili bir süreç. Buradan Sayın Başbakanıma da özellikle istirham ediyorum. Vallahi hiç kimsenin bu halka herkesi tanıyor. Hiç gerilmeye gerek yok. Hukuki sürece ben Allah'a havale ediyorum. Bana çamur atanlar Allah. Ha onların benimle ilgili yasal olmayan bir şey düşünüyorlarsa başsavcılığa gitmezlerse namertler. Bakın ne kadar ağır konuşuyorum. Namert o adamlar. Başsavcılığa git. Ama efendim dergah vakfının
20 dönümlük sosyal konut alanı varmış. Bu vakfın bu sosyal konutunu konuta çevirmişiz. Ya ayıptır ya. Yani biz vatandaşa yardım etmiyoruz. Vakıf hayır sahibine yardım ediyoruz. Yani bundan ama elimizi kolumuzu çekelim. Oturalım o zaman burada. Çay içelim, kahve içelim, sohbet edelim. Hiçbir işe karışmayalım. İş adamlarının önünü açmayalım. Hayır kurumlarının önünü açmayalım. Sivil toplum örgütlerine karışmayalım. Ondan sonra işte kaldırım yaptık. Belediyecilik bu mudur arkadaşlar ya? Bu mudur ya? Yani ben de şu anda Şanlıurfa Spor Vakfı'nın üyesiyim. Yani kötü mü ettim ya? Dedim ki dürüst ellerde olsun ya. Hiç olmazsa hesabını kontrol edeyim. Arkadaşlar getirdikleri zaman çok saygı duydum. İnsanlar var ama diyorum ki inceleyin bakayım arkadaşlar. İmza atacağım bir şey var mı? Bir yanlışlık varsa düzeltelim. Diyorlar ki başkanım iyidir. Düzeltiyorum. İmzamı atıyorum. Yani şimdi vakfa üye olmayacaksın. Derneğe üye olmayacaksın. Yani ne olacak yani? Ne olacak? Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar. 01.06.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan planlı alanlar tip imar yönetmenliğinin değişiklik yapılmasına dair yönetmenliğin 12. maddesinin C fıkrasına göre sosyal ve kültürel tesis alanları, bakın verdiğimiz şeye bakın, sosyal ve kültürel tesis alanları, kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt ve çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakım evi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri gibi kullanımlara ayrılan kamuya veya özel şahıslara ait alanlardır diye değiştirilmiştir. Bakın bizim yapmış olduğumuz bütün uygulamalar hep yasa çerçevesi içerisinde. Burada yanlış bir şey yok. 01.06.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan planlı alanlar tip imar yönetmenliğinin değişiklik yapılmasına dair yönetmenliğinin 12. maddesine göre bunu çok rahat bir şekilde uygulamışız.